Sınav anında soruları olan öğrencilerin imdadına yetişen yüce rehberimiz Oğuzhan Özçelik. Evet, sınav nasıldı sence? Sınav 10 numara 5 yıldız. Server falan çok iyiydi. Gayet keyifli bir sınav oldu. Sıkıntısız geçmesi güzeldi. 2019'daki ikinci aşamaya kıyasla çok daha temizdi yani. Sınava girecekleri ne tavsiye ediyorsunuz? Mesela hani, Yani nasıl biraz açman lazım soruyu. bilmem, sınav anında mesela sorularınızı daha çok sorun, çekinmeden el kaldırıp bana soru sorun, beni darlayın. Sorunun en önemli kısmı soruyu anlamaktır. Bir kere bunu anlaşalım. Yani bir de tüm soruları baştan bir tur okumalar lazım. Ve hepsini tamamen anlamalar lazım. Anlamadıkları kısım varsa hiçbir şeyi esüm etmesinler. Yani Esum etmek ne esüm demek etmek hocam? bir kent dili onlar. Yani bir tane soruyu okurken kafalarında bir varsayım yaparlar mesela. Herhalde şu şöyleymiş diye. Onu yapmasınlar. Gidip sistemden clarification yapsınlar. Clarification zaten sistemdeki ismi de clarification değil mi? Communication Communication. altında aynı Ya ya, işte olabilir aynı. sorunun anlamadıkları kısımları tamam anlamadıkları kısımları sorsunlar. Onun dışında zamanlarını iyi değerlendirsinler. Bir soru üzerine çok fazla takılmasınlar. Çünkü en büyük dramalar genelde bu bir soru üzerine takılıp diğer soruları okumamaktan kaynaklanıyor. Yani çok en Yani basit diğer örneği. soruları da okuyorlar da daha az uğraşmış Aynen yani oluyorlar bir diye. tane soruyu çözüme çok yakınım. Psikolojisi berbat bir psikoloji. Yani çok zor bir soru mesela çözümü buluyor gibi oluyorlar. Ondan sonrasında çözüme çok yakınım diyorlar. Az kaldı bulacağım. Şimdi pes edersem anlamsız olacak. 5 dakika daha uğraşayım. O 5 dakika oluyor bir saat, 1,5 saat. Sonra herkesin çözdüğü kolay soruyu çözmüyorlar. Bunun da olmaması lazım. Yani hangi sorunun en kolay olduğunu, en kolay olmadık ve en kolay implement edileceğini belirlemeleri ve ona göre stratejilerini geliştirmeleri lazım. Sonra başka bir tavsiyem olur. Bu kadar gibi ya. Sınav içerisinde için böyle. Sınav hazırlık için zaten onlar için video çekmiştim zaten. İsterseniz Oğuzhan'la beraber bir tane bilgisayarı inceleyelim. Gördüğünüz gibi farklı farklı bilgisayarlar var. Bu sene klavye bu şekilde. Sınav salonuna isterseniz kendi klavyenizi getirebiliyorsunuz ikinci aşamaya. Ya da bu sene böyle bir standart bir klavye gelmiş. Birazcık gaming klavyeler ama. Şimdi bir öğrenci gözünden Oğuzhan anlatacak. Bilgisayar açılmış geliyor bu arada. Yani Evet. sizin açmanız gerekmiyor. Şimdi sınavın başında geldiğinizde klavyenizin üzerinde bir kağıt oluyor. Bu kağıt üzerinde isminiz yazıyor ve kağıdın arkasında da username ile şifreniz Tamam, devam et. yazıyor. Bu kağıt üzerinde yazan kullanıcı adı ve şifresini kullanarak sisteme giriş yapıyorsunuz. Mesela şuraya, oraya girdiniz mesela Evet, şu şifre. an girdik. Şifreyi yazdık, girdik. Sistem böyle. Şu an sorular gözüküyor burada. Bu communication kısmı çok önemli. Daha yeni dediğim sisteme soru sormak, anlamadığınız sorular için bir clarification istediğiniz yer bu kısım bura. Yani mesela buraya subject olarak ne sorusu? Salgın sorusu. Mesela yazabilirsiniz. Sonrasında burada da soruda şunu bunu anlamadım falan filan. Aynen. Bunu soruyorsunuz. Ondan sonrasında sistemde Sonra hatta bir şey olmaz. ne haber? SKK. Bu şekilde geliyor. Cevap gelince de no answer yet yapıyor. Bakın. Aynen. Burada cevabınızı geldiği zaman görebiliyorsunuz. Ondan sonrasında burada statement kısmında da sorudan statement'i indirebiliyorsunuz. Mesela biz Oğlum bir dakika. bunu indirelim ama açmayacağız tabii. İndirmeyelim hatta. İndirmeyelim mi? Ya open yapabiliriz, tam silelim. Tamam, open diyelim. Bu yarının sorusu da o yüzden. Harbi mi? Aman diyeyim. Aman diyeyim. Evet. Hocam. Neyse, Spoiler videoyu zaten haftaya falan koyacağım, sınavdan sonra diyorum. alert. Evet, yarının sorusu mesela. Bu şekilde. Neyse, bu şekilde indirdiniz. PDF olarak alabiliyorsunuz. Size bir tavsiyem daha. Sınava başladığınız anda tüm soruların statement'ını indirin. Ki sistemde bir çökme olursa Bir dakika, bir dakika. Tüm soruları indirmeye hepiniz aynı anda çalışıyorsunuz. O yüzden sistem Ha çekiyor. bak. Öyle bir Ha. şey yapıyor. Şimdi Bir dakika, dikkatli.
Sistemin, neyse sistemi düzelttik aslında. Artık çok hızlı çalışıyor. İlk bir 2-3 dakika sıkıntı olabiliyor ama onun dışında artık sorunsuz bir sistem. Düşünüyorum ki bundan sonraki 10 yılda da böyle olur yani çünkü TÜBİTAK güçlü serverlar veriyor ve artık configuration'ı düzelttik yani. O yüzden bakalım. Ya anında indirmeyin ama birer dakikalıklarla falan indirin ki kenarda dursun sistem olur da bir şey olur. Olmaz da yani. Olursa diye şey yap. Tamam. İndirmiş halde bulunsun. Şimdi diyelim ki sorunu kodunuzu yazdınız. Örnek test case'lerle çalışıyor sonra gönderirsiniz. Mesela bu... Şeyi de bahsedebiliriz aslında. Statement kısmına tıklı. Evet ondan da bahsedelim. Şimdi soruların üzerinde PDF'te time limit ve memory limit yazmıyor. Bazen bizi çağırıyorlar. Hocam bunun time limitine, memory limitine diye. Bunlar burada yazıyor. Yani sistemin sizin kodunuzu evaluate ederken ne üzerinden evaluate edeceğini görüyorsunuz burada. Mesela bunun sınırı 1 saniyeymiş. Memory limiti 128 MB. Şimdi ondan sonrasında burada buna baktıktan sonra mesela kodunuzu yazdınız, çözdünüz, göndermek istiyorsunuz. Submissions kısmına geliyorsunuz. Buradan kodunuzu seçiyorsunuz. Yolla bir tane. Örnek CPP yolla. Örnek CPP'yi yollayalım. Wrong answer yiyeceğiz mesela. Şimdi evaluate ediyor. Niye bu kadar hızlı sürdü? Neyse evaluate ediyor. 10 saniye sürdü. Buradan submission detaylarına bakabiliyorsunuz. Böylece wrong answer mı yediniz, time limit'ten dolayı mı gittiniz, hangi subtestlerden puan aldınız bunları görebiliyorsunuz buradan. Ve burada eski submission'larınızı görünebiliyor ve oradan indirebiliyorsunuz kodunuzu. Şimdi bazen şey oluyor, mesela dün yaşandı bu. Birisi kodunu yazıyor, ondan sonrasında sistemi kapatıp yeniden açmak zorunda kalıyor. Kodum gitti diyor. Ama mesela önceden gönderdiği submission'ları bu sistemden indirebiliyor tekrardan. Mesela bir çocuğun problemini öyle çözmüştük. Sistemi dediğim bilgisayarını. Yani aynen sistemi derken bilgisayarı resetleyince kodu gitmişti. Sonrasında bu server'dan indirdik kodunu buradan download tuşuna basarak. Şimdi tamam bunun dışında size tavsiyem en büyük tavsiye. Terminal kullanmayı öğrenin. Terminal kullanıp sublime artı terminal yapın. Yani g artı artı ile kodu derleyip nokta slash nokta altta çalıştırmayı öğrenin. Neden? Çünkü çok fazla yani bizim burada sorun yaşadığımız şeylerin çoğu CodeBlocks'un salaklığı yüzünden oluyor. Saçma sapan hatalar veriyor. Onları düzeltmekle uğraşıyoruz. Boş boş işler. Yani buraya katılmıyorum ama anladım. Yani, Sublime'ı nasıl kurmamız lazım? Sıfırdan bir bilgisayarı gösterir misin? Yani benim kullandığım şekli göstereyim. Gayet temiz oluyor. Sublime'ın derleyicisini ben kullanmıyorum. Mesela burada terminal açayım. Terminale geldim. Mesela şu anda home'dayım. Diyorum ki Sublime yani Sublime'ın ilk 4 harfi code.cpp dedim. Burada kodum mesela var. Çok kısa örnek bir kod yazayım. Ah küçük alayım. Neyse buraya kesersiniz. printf. Asede. Tamam. Bunu yazdık. Kodumuzu seviyoruz ctls diyerek. Ondan sonrasında buraya gelip g artı artı code.cpp bu şekilde derliyoruz. Ondan sonrasında noktası aşağı nokta altta da çalıştırıyoruz. Şurada yazdırmış oldu. Çok temiz. Zaten bizim sisteme gönderirken de free open falan kullanmıyoruz. Standart input out kullanıyoruz. O yüzden bu şekilde kullanabilirsiniz. Benim tavsiyem de olur. Çünkü CodeBlocks'ta çok fazla sıkıntı yaşıyoruz. Bizim için fark etmiyor. Ben buraya geliyorum, düzeltmenlik yapıyorum. Sonrasında yani yapacak başka bir şeyim olmadığı için düzeltmeye çalışıyorum. Ama olan öğrenciler oluyor. Yani zamanları gidiyor. Bir tane çocuğun 10 dakikası gitti. Yani şey var mesela. Ne hatası yaşamıştı? Compile deyince bazılarını sanırım direkt çalıştırabilecek düzene getiriyormuş kodu. Ama bazılarının ayarları farklı olduğu için compile'de olmuyormuş. Build demeleri lazımmış. Çocuk bunu bilmediği için bayağı bir 10 dakika vakit kaybetmişti mesela. Kodu derlenmiyor sanıyordu. Halbuki derleniyor. Ya belirli hatalar alabilir. Evet, belirli ya bunların, bunların öncesini sınavdan önce kullanmanız güzel olur yani. O şekilde yani. Tamamdır. O sana teşekkürler gitmesi ben gerekiyormuş. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim çanını kapatmayı unutmayın. Şimdi de kaldığımız otelin odalarına doğru göz atmaya çıkalım. Odada bu şekilmiş.
Güzel oda. Beğendim. Karşımızda bugünün üçüncüsü Yusuf Onur İçimez var. Kendisini selam. Nasıl hissediyorsun? Yani ne bileyim, aşırı uzun süredir doğru düzgün olimpiyat üzerine çalışmadığımdan soğumuştum. Yine formda kaldığımı görmek iyi en azından. Ama ne bileyim, onun dışında iyi hissediyorum. Sadece çok ne bileyim, aşırı uzun süre aşırı kanser bir şeyleri implement etmeye çalıştığımdan dolayı birazcık hayal kırıklığı doğurmuş olabilir, ama onun dışında iyi. Eray, sen ne düşünüyorsun bugünkü sınav hakkında? Nasıl geçti? Sistem harikaydı bir kere. Başta bunu söyleyelim. Sistem harbiden harikaydı. Doğru. Problemler birinci gün bir tık kolay olsa da ikinci gün bence bayağı ilerledi. SMS'deki birkaç küçük hatayı saymazsak. Yani ideal ikinci aşama benim için ikinci gün problemleriydi. Özellikle aynen, bir kolay problem olması, bir tane ortalama gözlem gerektiren implementasyon ortalaması ve problem olması. Bence genel olarak güzel bir ikinci aşamaydı. İkinci günü çok güzeldi. Birinci günü de bizim, yani biz Fred'imiz için bize pek bir ayrım yapmasa da diğer kişiler için güzel bir ayrım olduğunu düşünüyorum. Özellikle tekrar söyleyeyim, sistemi düzelten Kayacı Berk'e çok teşekkür ediyoruz. Tamamdır. Şey soruyorum peki, ikinci aşamaya nasıl çalıştınız? Çalışacaklara ne gibi tavsiyeler verirsiniz? Ne bileyim, en büyük mesele şu bu durumda. Böyle kendini gidip de mesela öncelikle zaman vermen lazım. Yani gibi olmuyor. Böyle ben bir sınava çalışacağım, konuları sıraladım, hadi çalışayım. Böyle olmuyor. Bayağı bildiğin zaman verip bayağı sadece problem çözeceksin. Alacaksın karşına öyle kod kodudur, app kodudur, her neyse artık. Alacaksın, çözeceksin, kendini ısınmış tutacaksın. Zaten bir noktadan sonra oluyor. Hani tabii şu var, birazcık daha ikinci aşama problemlerinin tiplerini az çok bildiğinden dolayı, yani belki bildiğin algoritmalar üzerinden de daha önceki zamanlarda gezmek iyi gelebilir ama evet. Hani işin püf noktası direkt zaman verip problem çözeceğim. Yani. Evet, yani problem çözmek. Peki sen de katılıyor musun Eray? Ben de genel olarak evet. Katılıyorum, bir de app kodu çözdüm. Neresiymiş bir daha hatırlıyorum. App kodu. Tamamdır. App kodu çözün diyorlar. Onun dışında takıma girmeyi düşünüyor musunuz? Nasıl bu seneden şeyiniz? Yani takıma girebilecek 4'ten fazla kişi var. Bilmiyorum ama. Allah. Girse boş olur. Peki ilk olimpiyat çalışmaya nasıl karar verdiniz? Dedim oldu. Ortaokulda bu matematik olimpiyatları vardı tabii, vardı tırnak içerisinde. Orada bayağı hani lise seviyesinde matematik ben gösteriyorlardı. Bayağı hoşuma gidiyordu. Ondan sonra liseye geçtiğim zaman falan olimpiyat gibi şeyler yoktu. Ben kendim birazcık daha ilerletmeye çalıştım. Ama tabii matematik olimpiyatları aşırı kendi ilerlemiyor. Bilgisayar olimpiyatlarının varlığını test edince halbuki yani internette olan kaynaklarıdır veya böyle genel olarak kendi çalışabileceğim bir şey olduğundan dolayı, bir de genel olarak eğlendiğimden dolayı direkt çalışmaya başladım yani. Birinci aşamadaki şeylere baktım orada. Çok iyi. Aynen. İnternetten mi başladın? Nasıl oldu? Çoğunlukla internet üzerinden ya da başka şeyler böyle dürüst olayım direkt gibi değil böyle kod forsuza girip de oradan çözmeye başlamadım. Birinci aşamalardan başladım zaten. Hani birinci aşamaları çıktı alıp çözmek vesaire, oradaki matematiği falan kavramak. Tabii ondan sonra gerçekten özellikle ilk yaz kampına katıldığım zaman olimpiyatların gerçekten nasıl bir şey olduğunu öğrenmeye başlamıştım. Hani tabii ondan sonra itibaren daha çok derin için kod kısmı böyle gerçekten competitive programming kısmına girmeye başladım. Ama bayağı hoş oldu. Sen nasıl başladın Eray olimpiyata? Benimki de çok benzer. Ben ortaokulda matematik olimpiyatı sınıfım vardı lisemde. Orada matematik olimpiyatı öğrendim ama işin açıkçası makale için girdim. Hiç ciddiye almıyordum. Ondan sonra 2 sene girdim, başaramadım. Hocam dedi senin bu işi taktığın yok. Hani git bilgisayara katıl bir kere dedi. Sonra bilgisayarda kampa gittikten sonra ortamını çok sevdim. Yani açıkçası olimpiyata sardıran ilk ortamı oldu. Burası da problem çözmek çok hoşuma gitti. Hani böyle observation yapıyorsun, bir algoritm üretiyorsun, onu kopyuyorsun. Önceden bildiğim şeylerle birleşince matematik daha da eğlenceli yani başlamıştı. Yani ben CP'yi bunun için sevdim. Sonrasında da yani kamplarla birlikte kendim kod forest'in algoritmadan çöze daha da çok içine girdim CP'nin. Şu an ya hayatımda benim için en zevkli şeylerden biri problem çözmek. Duygusal oldu. Biraz.
Evet, bu videonun da sonuna geldik. Ankara'da ikinci aşamadayken etrafı yoğun olduğum için istediğim kadar çok çekemedim. Bu sene de tam bir vlog olmadı yani. Bu muhtemelen katıldığım son ikinci aşama sınavıydı. Eğer gerçekleşebilirse son bir defa önümüzdeki kış kampına katılacağım. Bu yıl bilgisayar oyunu çalışan sayısı ve kalitesi arttığını hissediyorum. Ve büyük ihtimalle giderek kalite yükselecek ilerleyen yıllarda da. Ama tabii ki de hala madalya almak çok zor değil. Düzenli bir çalışmayı da ilk 24'e girebilirsiniz hala. TÜBİTAK'ın güzel teşvikleri tabii ki de devam ediyor. Ki emin olun en büyük avantajı üniversiteye başladıktan sonra göreceksiniz. Olimpiyatın insana kattığı problem çözme ve düşünme yeteneği yadsınamaz bir gerçek. Ayrıca olimpiyat sayesinde tanışacağınız insanların size büyük bir vizyon katacağına emin olabilirsiniz. Bu sene takım seçme sınavına katılacaklara şimdiden başarılar dilerim. Görüşmek üzere.